arkadaşlar fx fonksiyonu grafiği verilmiş. Fx'in denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Peki tanım kümesine bakarsan burada x eşittir eksi 1 doğrusunun sağ tarafında, yani eksi 1'den büyükler için tanımlamış. Yani x'in eksi 1 yazında buradaki ifade ne olmalı? 0 olmalı. Buna göre c eksi b eşittir 0 ise c eşittir b'dir. Yani x'in katsayısıyla buradaki sabit değerimiz birbirine eşit olmalı. Buna göre baktığımızda buradaki ifade sağlamayacaktır. Burası 1'e eksi 1 sağlamaz. Buradan 1'e eksi 2 sağlamaz. Burası 3'e eksi 3 sağlamaz. Burası 1'e 1 evet sağlayabilir. Peki başka 2 verdiğimde burası 0 olur mu? Buradan 3 bölü 3 2 tabanında 1 0 evet sağlar. 5 verdiğinde 1 olur mu? 6 bölü 3 2 2 tabandaki bize 1 verecektir. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar fx fonksiyonu, logaritma fonksiyonu, f'in tersi fonksiyonların grafikleri verilmiş. Arkadaşlar bir fonksiyonun tersiyle kendisi daima y eşittir x'e göre fonksiyon grafikleri simetriktir. Dolayısıyla burası 1 noktası, burası 1 olur. Eğer burası 2 ise buradaki noktamız da 2 olacaktır. Yani a değerimiz 2, bizden f8 değeri istemiş. Öncelikle biz buradaki fx fonksiyonu, yani logaritmik fonksiyonu bulalım. Burada 1'de değerimiz kaçmış? 0 ve 2 için 2 yazdığımda değerimiz 1 olduğuna göre buradaki verilen fonksiyon logaritma 2 tabanında x fonksiyonu. Çünkü 2 yazdığımda buradan kaç gelir? 1. 1 yazdığımda 0 gelecekti. Peki f8'e bakalım şimdi. X yerine 8 yazıyorum. Burası logaritma 2 tabanında 8. 2'nin küp şeklini yazarsam buradaki değerimiz 3 olmalı. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar fx fonksiyonu üstel fonksiyon olarak verilmiş. Öncelikle f1 eşitliğe f4'e bakalım. f4 yani x yerine 4 yazarsam burası kaç olur? A üzeri 4. Şimdi f fonksiyonunda biz x gördüğümüz üzere a üzeri 4 yazalım. Yani biz buradan f altında a4'e bakıyorum. A üzeri 4'e bakarsak tekrar x yerine burada ne olur? A üzeri 4 olur. Peki eşitliğin diğer tarafında 256'ımız var. Öncelikle biz yukarıda f3'e bakalım. X'in 3 yazarsam burada a'nın küpü gelir. Tekrar f altında a'nın küpüne bakarsam buradan da a üzeri a'nın küpü gelecektir. Şöyle o zaman çarpı a üzeri a'nın küpü diyelim. Burada ben her iki tarafı a üzeri 3'e bölersem ne olur? a üzeri 4 eksi buradan üstel farkı a'nın küpü gelecektir. Eşittir. 256 olur. 256'yı da ben 2 üzeri 8 şeklinde yazabilirim. Arkadaşlar bu eşitliğin sağlanması için a değeri kaç olmalı? A eşittir 2 olmalı. Buradan 16, buradan 8 gelir. 8 olur. 2 üzeri 8 olacaktır. Yani a değerimiz kaçmış? A değeri 2. Peki f5'e bakalım. Yani fx fonksiyonumuz o zaman nedir? Burası 2 üzeri x'tir. Peki şimdi f5'e bakalım. X yerine 5 yazarsam 2 üzeri 5. O da bize 32 verecektir. Doğru cevabımız E'dir. Arkadaşlar fx fonksiyonu grafiği verilmiş. 1, 2, 3, 4, 5 ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle biz b'yi bulalım. X eşittir eksi 1'den büyükler için tanımlıysa x yerine ben burada eğer eksi 1 yazarsam eksi 1 artı b eşittir 0 olmalı. Buradan da b'nin 1 olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradan x yerine 1 yazımda görüntü kaç olmalı? 2. O zaman 2 eşittir logaritma a tabanında. Bu da x yerine 1 yazıyorum. Burası 1 artı 1 oldu. Buradan da a'nın karesi eşittir. Kaç olacaktır? 2. Yani a değeri o zaman ne olacaktır? Kök 2 olacaktır burası. Peki buna göre o zaman a yine biz kök 2 yazalım. Buradaki verilen fonksiyonumuz neymiş? Y eşittir. Logaritma a tabanında yani kök 2 tabanında burası b değerimiz 1'de x artı 1 olur. Peki x yerine 2 yazarsak burası kaç olacaktır? Burası 3. Yani kök 2 tabanında 3 bize 3'ü vermez. Burası yanlıştır. Peki 3 yazalım. Burası kaç olur? O zaman y eşittir. Logaritma kök 2 tabanında 3 yazdığında buradan 4 gelir. Peki buradaki üstleri başa çarpı olarak alalım. Buradaki üstümüz 2'nin karesi. 2 üzeri 1 bölü 2. Buradan 2 bölü 1 bölü 2 gelir. Çarpı logaritma 2 tabanındaki yani buradan 4 olacaktır. 2 çarpı 2 yaptığımda 4 olur. Yani eşitlik 4 olacaktır. İkinci ifademiz doğru. Peki 3'e bakalım. 5 yazdığında 5 gelir mi? 5 yazdığında burası zaten 6 olur. Kök 2 tabanında 6 bize 5'i vermez. Peki 6'ya bakalım. Yani y eşittir. Burası yine kök 2 tabanında. Burası kök 2 tabanında kaç yazdık? 6. Burası kaç oldu? 7. Dolayısıyla 7 bize 11 bölü 2 verir mi? Hayır vermez. Burası da yanlış. Peki 5'e bakalım şimdi. Şöyle yan tarafta yazalım burayı. 7 verirsek yani y o zaman ne olur? Logaritma kök 2 tabanında
7 yazarsam burası 8 oldu. Ben bunu 2'nin küp şeklinde yazarsam buradan 3 gelir. Burada 1 bölü 2 yazarsak payda da 1 bölü 2 gelir. Çarpı 2 tabandaki zaten 1. Ters çevirip çarparsam buradan da 6 gelecektir. Bu ifade doğru. 2 ile 5 olmalı. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. f8 3 olduğuna göre öncelikle biz burada a'yı bulalım. Şimdi eğer y yerine 3, burada x yerine 8 yazarsam burası logaritma a tabanında, o zaman 8 oldu. Buradan a'nın küpü eşittir 8 ise buradan da a'nın o zaman 2 olduğunu söyleyebiliriz. Peki a 2 ise buradan 2'nin görüntüsü m olduğuna göre buradan m'yi bulalım. M eşittir burada logaritma a'ya biz 2 yazalım. 2 yazarsam tekrar burada x yerine 2 tabanında 2, o da bize 1'i verecektir. Yani m değeri kaçmış? 1. Yani burası kaç olmalı o zaman? Burası da eksi 2 olmalı. Peki g fonksiyonunda yani 2 yazdığımda kaç olacak? Eksi 2. Peki yukarı bakalım şimdi o zaman. Eksi 2 eşittir. Burası logaritma b tabanında x yerine 2 yazmıştık. Buradan da o zaman b'yi çekelim. B üzeri eksi 2 eşittir 2 ise buradan da yer değiştirirsem veya b'yi yalnız bırakırsam b eşittir 2 üzeri eksi 2'ye bölüyorum. Burası eksi 1 bölü 2 olur. Yani buradan da kaç gelecektir? Şöyle 1 bölü kök 2 değeri gelir, b değeri. Peki bizden ne istenmiş? G4 değeri. O zaman G4'te ben x yerine 4 yazıyorum. Burası 1 bölü 2, 2 üzeri eksi 1 bölü 2 şeklinde yazabilirim. Logaritma b yani 2 üzeri eksi 1 bölü 2. Tabanında biz x yerine kaç yazdık? 4. Burası 4. Peki buraya bir kere daha şöyle yazalım o zaman. Buradaki değerimiz logaritma. Buradaki üssü ben çarpı olarak alabilirim. Öncelikle bu üssü alalım şimdi. Buradan çarpı olarak gelsin. Nedir burası? 1 bölü eksi 1 bölü 2 geldi. Çarpı burası logaritma 2 tabanında 4 burası. Peki burayı ben 2'nin karesi yazarsam bundan 2 gelir. Peki 2 çarpı bunda çarpmaya göre tersini alırsam eksi 2 gelir. X'ini çarparsam eksi 4 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar fx artı 3 fonksiyonu logaritma a tabanına x artı 3 olarak verilmiş. O zaman biz fx'i bulalım. Yani x'ini eğer x eksi 3 yazarsam burası logaritma a tabanında x olacaktır. Peki yukarıdaki verilen ifadeye göre bakarsak x'ini 0 yazdığımda buradan değerimiz kaçtı? Öncelikle 0 yazalım. F3 eşittir. Buradan da logaritma a tabanında burası 3 olur. Bu değerimiz kaç eşitmiş? 0 yazdığımda 2 değerine. Yani buradan a'nın karesi eşittir 3 olduğunu, her iki tarafın kökünü alırsam a eşittir kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradaki verilen fonksiyon o zaman neymiş? Logaritma a tabanında yani kök 3 tabanında burası x olur. Peki istediğimiz değer nedir? F altında a'nın küpü yani f a küp demek. Bunun küpünü alırsam burası 3 üzeri normalde 1 bölü 2. Eğer 3'e çarparsam 3 üzeri 3 bölü 2 olur. Yukarıda o zaman verilen fonksiyonu da getirip yerini yazalım. Buradan da kök 3 ve 3 üzeri 3 bölü 2 gelecektir. Peki üstleri eğer oranlarsam yukarıdan kaç geldi? 3 bölü 2 bölü buradan da 1 bölü 2 gelir. 3 tabanda 3 zaten bize 1'i verir. Buradan bölü 2'ler eğer sadeleşirse sadece 3 gelecektir. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar f, g, h fonksiyonları verilmiş. Biz burada f, g ve h fonksiyonları bulmaya çalışalım. Öncelikle biz burada iki değer için buradaki değerlere bakıyorum. G fonksiyona bakarsam g fonksiyonumuzun görüntüsü 2'nin görüntüsü 2. Ama g fonksiyonunda 2 yazıyorum. Burası b üzeri 2 eşittir. 2 olduğuna göre bu da pozitif olacağına göre b'nin değeri nedir? Her iki tarafın kökünü alırsam b eşittir. Kök 2 olacaktır. Bu 1. Şimdi diğer taraftan hemen biz f fonksiyona bakalım. F fonksiyon burası 1 bölü a'nın ekseninci kuvveti. Eğer 2 yazarsam buradan görüntümüz kaç olmalı? 1 bölü 3. Peki o zaman 1 bölü a'nın x'ini 2 yazıyorum. Eşittir burası 1 bölü 3. Buradan da her iki tarafın şöyle karesini veya karekökünü alalım. Buradan 1 bölü a eşittir 1 bölü kök 3 gelir. Buradan da a değerinin kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. Peki diğer taraftan şimdi logaritma fonksiyonu yani h fonksiyonuna bakalım. Eğer x yerine 2 yazarsam buradan da kaç gelecek? 1 bölü 3. Buradan 1 bölü 3 eşittir logaritma c tabanında kaç yazdık? X yerine 2 yazdık. Peki c'nin kaçıncı kuvveti? 1 bölü 3. kuvveti eşittir 2 ise buradan da c eşittir. Üstünü 3 ile çarparsam 2'nin küpü yani 8 olur. Peki burada en büyük olan c yani 8 oldu. Daha sonra buradan kök 3 kök 2'den daha büyük olduğuna göre
O zaman A B'den daha büyük olmalı. A büyüktür B dersek C A B şeklinde olmalı. Doğru cevabımız C'dir.